Kıymetli izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir zirve programıyla daha karşınızdayız. Bugün model kent inşaatın örnek villasına konuk olduk. Dairenin bulunduğu yerden sizlere sesleniyoruz. Programa geçmeden önce gündemle alakalı da küçük bir noktaya değindikten sonra kıymetli konuklarımı da size arz edeceğim. Malumunuz kanaya yaramız Kudüs ile ilgili bugün ve geçtiğimiz günlerde de oldukça çok toplu kınamalar, mitinglerin organizasyonlarına şahit olduk, katıldık. Umarız Kudüs şu anki pozisyonundan kurtulur. Üzerinde oynanan oyunlar, bugün konuşulan bu hadiseler İslam aleminin ayağa kalkmasına vesile olur. Ve Özgür Kudüs'te yayın yapmak inşallah nasip olur. Oradan da bir zirve programı canlı olarak yayınlamak bize nasip olur. Niyazıyla programımıza geçiyoruz. Zirve programında değerli simaları konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de Konya'mızın kıymetli değerli simalarından Model Kent İnşaat Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yıldız Bey ve Mimar Ahmet Yaprak Bey konuğumuz. Bugün onların evine konuk olduk, örnek dairelerine konuk olduk. Projelerini konuşacağız, inşaat sektörünü konuşacağız ve genel değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Öncelikle mimar, genç bir mimar kardeşimiz Ahmet Yaprak Bey, iş mimar kendisi. Evet. Sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Ahmet Yaprak, 1992 Konya Selçuklu doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. Yaklaşık 2009'dan beri tasarım sektörü içerisinde değişik firmalarda tasarımcı olarak görev aldım, konumlandım. Yaklaşık 2012 yılından beri kendi şahıs olarak, kişisel olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Yani bu şekilde. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hamdi Bey, bizi konuk ettiniz. Hoş geldiniz. Bu ortamda bizi ağırlıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Her zaman. Siz de bir kısaca tanıyabilir miyiz? Ben ilk önce sözlerime ilk kıblemiz olan Kudüs'ün tekrar sancağımız altında görmek dileğiyle eyvallah başlamak istiyorum. Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. Kanal 42 ailesine bizi konuk ettiğiniz için. Eyvallah. 34 yaşındayım. Konya Selçuklu Üniversitesi İnşaat Mühendisi mezunuyum. Konya'da iki tane şirket sahibiyim. Konya Arsa Merkezi ve Model Kent İnşaat olarak. Konya'da faal olarak ticaret yapıyoruz. 6 yıldır Konya'da ticaretle uğraşıyorum. Ondan daha önce üniversiteyi bitirdiğim yıllarda Afganistan'da ticaretle uğraştım. Genel olarak da inşaat üzerine mi? Tabii ki. İnşaat ve mobilya üzerine. Baba mesleğimiz mobilyaydı. Ben kendim mezun olduktan sonra devam ettim Afganistan'da. Orada NATO'nun olsun, Başbakanlığa ait TİKA'nın olsun projelerinde firma olarak, yüklenici firma olarak orada askeri binalarda, hastane projelerinde, yol çalışmalarında çalıştık. Oralar teslim ettik, geldik. Okul ihalelerini TİKA'nın. Şu anda geldik Konya'da. Konya'da elimizden geldiğince bildiğimiz şeyleri doğru yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Gördüğümüz kadarı da böyle hep gezdirdiğiniz projeleri de kısmen tanımak fırsatı bulduk. Bugün burada yerinde de gördük. Evet. Güzel böyle ferah projelere mihmandarlık yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Fakat bu işin mutfağında da tabii ki Ahmet Bey var. Olması gerektiği gibi. Evet, iç mimari noktasına çok önem veriyorsunuz. Tabii. Sizinle devam edeceğim ama iç mimari dediğimiz zaman iç mimar neler yapar, iç mimari ne demektir, ondan bir bahseder misiniz? Ya ben kısaca size iç mimarlığın ne olduğunu bahsedeyim ülkemizde. Aslına bakarsanız iç mimarlık deyince ülkemizde şu akla geliyor insanların. Yani yatağın nereye konulacağını, ondan sonra bir oturma grubunun ya da salon takımının nereye konulacağını, yani renginin ne olacağı, bunlar gibi hani teferruatlar insanlar biraz daha şey yapıyor. Bu aslına bakarsanız biz iç mimarlar için biraz daha üzücü bir durum. Yani iç mimar deyince tanım olarak şunu söyleyeyim.
Bir mekanın çevreyi, yani bu örneğin bir konut olabilir, ondan sonra ofis olabilir, sosyal alan olabilir. Bu tarz mekanları, yani her türlü iç mekanın kullanıcılarının istekleri doğrultusunda, ekonomik durumu doğrultusunda bunların içine sanatını katıp bunlarla birlikte estetik kaygı, ergonomik kaygı taşıyan, aynı zamanda kullanıcıyı psikolojik yönden rahat ettirebilecek, bununla birlikte aynı zamanda formla, biçimle, renkle mekanı bir harmoni edecek şekilde tasarlayan sanatçıya iç mimar diyebiliriz. Evet. Yalnız siz özellikle bu noktada da çok efor sarf ediyorsunuz. Evet. Her şeyin işte en ince ayrıntısına kadar planlıyorsunuz. Evet. İşte çok inşaat projesiyle geziyoruz, görüyoruz, yerinde inceliyoruz. Şimdi genelde baktığımız zaman hani kataloglarda bir basım yapılır, proje basılır. Evet. Ancak yerinde incelediğiniz zaman o pek şeye uymaz, aynı görüntüyü vermez. Bu aslında bizim biraz daha kanayan yaramız diyeyim. Evet. Yani çünkü genelde Türkiye şartlarında insanlar kataloğunu, üç boyutlu çalışmalarını yaptırıp daha sonra artık en uygun noktada hani imal edebilmek için mekanla, görselle uymayacak şekilde tasarımlar yapıyorlar. Yani daha doğrusu üretiyorlar. Biz her gittiğimiz müteahhite şunu anlatıyoruz. Nasıl diyeyim? Uygulanmayacak projeyi üretmemeye çalışıyoruz. Evet. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Bir seramik, duvar kağıdı, laminat parke. Yani bu tarz ürünlerin insanlar, yani iç mimarlar diyeyim daha doğrusu, kullanıyorlar fakat fiyatlarının ne olduğunu bilmeden, metre, yani ellerinde olup olmadığını bilmeden satan kişilerin. Buna göre mesela tasarımlarını kullanıyorlar ama daha sonradan baktıklarında örneğin bir fayansın 250 TL olduğunu görüyorlar. Yani çok fahiş fiyatlardan. Evet. Projede uygulanabilirlik çok önemli burada. Evet. Yani bizler de öyle. Ben kendim inşaat mühendisiyim. Ama bütün projelerimizde iç mimar arkadaşlarla çalışıyoruz. Ahmet arkadaşımız da bu yönde ufku geniş arkadaşlarımızdan biridir. Evet. Onu gördüğümüz zaman, yani projeyi yerinde gördüğümüz zaman onu biz de fark edebiliyoruz. Yani hani dışarıdan bir gözlemci tabii ki, olarak. Tabii ki. Yani şöyle anlatayım ben size. Proje bitti. Demin siz bir cümle kullandınız. Proje bittiğinde bambaşka bir proje çıkmış oluyor ortaya. Evet. Yani insanları kandırma demeyelim buna da. Belki de amaçlandığı gibi hareket edilmiyor. Bilinçli hareket edilmiyor. Bu yönde birçok projede, özellikle Konya'da biz de karşılaşıyoruz bunlarla. Evet. Ya bu noktadaki hassasiyetinize de teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani ne koyuyorsunuz ortaya? Kesinlikle. Onu sunmaya gayret ediyorsunuz. Bunun çabasını ya sarf ediyorsunuz. İnşaat projelerinde, özellikle konut projelerinde, yani bitirip teslim etmek önemli değil. Evet. Emin olun, yani inşaat bir süreçtir. Yapımı süreçtir. Ama bunun kadar önemli olan da ön hazırlığıdır. Ön çalışmasıdır. Projelendirmektir. Bununla alakalı birçok müteahhit arkadaşımız da evet, iyi niyetler, iyi şeyler yapmak istiyorlar. Ama ne yazık ki sonucu birçok projenin hüsranla bitebiliyor. Evet. Peki size dönmüşken, aslında hani yaş olarak da baktığınız zaman genç bir yaştasınız ve elhamdülillah güzel bir kurum kurmuşsunuz, kurumsallığı oturtmaya çalışıyorsunuz. Peki sizin bu kurumdaki, yani bu şirketteki amaçlarınız neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz Konya'da bu işe gireceğimizde çok düşündük. Yani Konya'ya ne katabiliriz? Konya bize ne katabilir? Bununla alakalı çalışmalarda bulunduk. Biz girdiğimiz bölge, şu an için Konya'da çalışıyoruz. Konya'da inşaat yapıyoruz. Girdiğimiz bölgeye değer katmak istiyoruz. Birinci amacımız bu bizim. Model kent inşaat olarak. Farklı projelere imza atmak istiyoruz. Biz inşaat projelerimizde üç kısımdan oluşturuyoruz. Üç aşamadan oluşturuyoruz. Bunlardan birinci aşama bizi en çok yoran
ve en çok vaktimizi alan aşamadır. Bu da bizim Ar-Ge çalışmamızdır. Evet. Bir projeye gireceğimizde o bölgenin Ar-Ge çalışmasını aylarca, bazen yıllarca sürdüğünü biliyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. Sadece en iyisini biz biliriz demiyoruz bu konuda. Araştırıyoruz. Arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Defalarca projelendiriyoruz gerektiği takdirde. O bölgeye girdiğimizde o bölgede fiyat aralıkları nedir? O bölgenin nasıl bir konut ihtiyacı var? Konya'da olmayan ama ülkemize gelmiş, batıdan gelmiş yenilikler nelerdir? Bunlarla alakalı çalışmalarımız hiçbir zaman bitmiyor. Evet. Peki yurt dışında da hani inşaat işi yapmış birisi olarak şimdi piyasada baktığınız zaman biz sadece genelde işte inşaatla belki hiç alakası olmaz ama sektöre girer, inşaat yapmaya başlar. İnşaat sektörüyle alakası yoktur. Evet. Ve bu şekilde devam eder. Siz yurt dışında da proje yapmış olarak oralardan bir katkı oldu mu? Bu farkındalık oralardan mı geliyor? Estağfurullah diyelim. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Bizim en çok muzdarip olduğumuz konulardan biri de budur. Yani biz kimseye inşaat yapmayın, inşaatla uğraşmayın demiyoruz. Evet. Tabii ki gücü olan, bu işe merakı olan arkadaşlarımız, dostlarımız yapacak bu işi. Ama en azından yanında teknik eleman bulundurmalarını istiyoruz biz. Çünkü biliyoruz birçok firma ofisinden şantiyeye gitmeden, şantiyeye teslim eden firmalar var. Bunlar da içimizi acıtıyor bizim. Evet. Yapılan emeğin, harcanan paraların sonucu hüsranla bitiyor. Yani biz sadece bizim beklentimiz ya da bizim görmek istediklerimiz budur. Yanında anlamayabilirsin ama yanında bir inşaat mühendisin, inşaat teknikerin, mimarın en azından proje çalıştırması gerekiyor. Bununla evet. Alakalı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Evet. Peki Ahmet Bey hemen size dönecek olursak siz işte bir projeyi planlarken nelere dikkat ediyorsunuz bir hazırlık aşamasında? Şimdi biz kataloglarda incelerken sizinle de konuşurken gördük. En detayına kadar çok güzel bir Ar-Ge çalışması yapmışsınız. Ben de ilk defa gördüm yani öyle bir Ar-Ge çalışması. En ince detayına kadar hazırlamışsınız. Bunlar nasıl planlanıyor? Yani ben size şuradan başlayayım ilk önce. Bir tasarım sürecimiz oluyor. Kullanıcının, daha doğrusu müşterinin diyeyim artık. Müşteriyle ilk önce hani ne istiyor? Bu konut olabiliyor, hani ofis olabiliyor, kafe vesaire. Yani bir iç mekan diyeyim. Evet. Yani iç mekanda müşteri bizden ne istiyor? Yani konutsa, örnek daire ise ilk önce bunların satış rakamlarını alıyoruz. Daha sonra buraya harcayacağı mesela seramiğinden tutun, duvar kağıdından tutun. Hani bunlara ne kadar bütçe ayırabilir? Maksimum seviye, minimum seviye. İlk önce bunları hani belirliyoruz. Daha sonra bulunan konumu diyeyim. Yani alanın. Bunu da tabii baz alıyoruz. Daha sonra eğer bu mesela bir kafe projesi ise ya da bir sosyal alansa buna bir küçük bir hikaye yazıyoruz. Yani bu hikayeye bağlı kalarak da o mekanı ona göre tasarlıyoruz. Formlarla, biçimlerle. Eğer bu örnek daire ise genel hani kullanım olarak yani kişiye özgü değil de yani toplu konut olduğu için biraz daha hani sade olabildiğince herkesin beğenebileceği tasarımlar yapmaya dikkat ediyoruz. Yani tasarım serüvenimiz bu şekilde. Evet. Peki yaptığınız işlerin uygulanabilirliği ne ölçüde? Bunu ne kadar önem veriyorsunuz? Şimdi katalogdan da bahsettik yani orada hani görüyoruz. Evet. Katalog çok güzel ama baktığımız zaman projeye hiç alakası yok. Birçok böyle projeyi biliyoruz. Evet. Şimdi iş mimar bu noktada işin en önemli noktalarından biri aslında. Bu uygulanabilirliği siz nasıl sağladınız? Yani şöyle söyleyeyim o noktada. İç mimar deyince hani dekoratörden biraz daha farklı olan noktası da o zaten. Hani biz biraz daha işin teknik kısmıyla çözüyoruz. Dekoratör sadece hani renkleri, ondan sonra yerleşimi, bu tarz şeylerle biraz daha ilgileniyor.
Biz mesela yaptığımız her işte teknik planlarıyla birlikte teslim ediyoruz. Bunun içerisine şöyle söyleyeyim, yerleşim planlarından tutun, asma tavan planları, aydınlatma planları, planları ve mobilya detay planları. Yani bunları tamamen hani biz müşteriye veriyoruz. Eğer ki hani uygulamayı da siz yapın derse o noktada uygulamasını da biz gerçekleştiriyoruz. Hani eğer derse ekibimiz var, hani biz yaparız. Onun için de yine aynı şekilde tüm planları verip müşteri kendisi yaptırabiliyor. Uygulamasını. Dikkatimizi çeken özellikle peyzaj planlamaları da çok üzerinde çalışılmış, belli güzel planlamalar, evet, yapılmış. Tam o noktada da Hamdi Bey, şimdi projeler var. Birisinin ismi mesela Botanik Park. Doğru. Botanik Park. Orada da görselinde baktığımız zaman çok güzel yeşil bir konsept var. İsminden de anlaşıldığı gibi Botanik. O devam ediyor. Devam ediyor. Bitme aşamasına geldik Botanik Park projemizde. Başka devam eden projeler? Şu anda model kent inşa olarak elimizde 3 tane projemiz var. Bunlardan biri Botanik Park Rezidans. Buhara Mahallesi'nde gerçekleştiriyoruz projemizi. Bitme aşamasına geldik. 3-4 aya kadar Allah nasip ederse teslim edeceğiz projemizi. Diğer projemiz Meram'da 10 milyarlık projemiz var. Bu yıl içerisinde 2018'de ona başlayacağız. Bizim farklı projeleri imza atmak. Elimizden geldiğince bu yönde hareket ediyoruz. Diğer projemiz ise Şafak Caddesi'nde 68 derecelik bir projemiz var. Allah nasip ederse altında ticari yerlerimiz var. Oraya başlayacağız. Bu yıl içerisinde bu 3 projemizi de bitirmeyi projelerde biz koyduğumuz proje isimlerinde yine ARGE çalışması içerisinde olan bir çalışma. Sadece ismini Botanik Park koymak yeterli değil. Bununla alakalı projemizde gerçekten bittiğinde teslim edeceğimizde botanik bahçesine çevirmek istiyoruz. Peki şu balkondaki ağaçlar var mı mesela şeyde? Ben size kısaca bilgi vereyim, müsaade ederseniz. Botanik Park projemiz bizim toplamda 48 daire. Güvenlik liste içerisinde olacak bu proje. Biz bu projede birinci aşamamız, ARGE çalışmamızda yaptığımız çalışma sonucunda çıkan şuydu. Bu bölgede Buhara Mahallesi'nde güvenlikli site içerisinde bir proje yoktu. Biz dedik güvenlikli site içerisinde bir proje yapalım. İkinci kısmı bu bölgede imarı 3 katı izinli. 3 kat evet ama insanlarımızın en çok müzdarip olduğu konulardan biri de bu. 3 katlı projelerinde asansör olmuyor birçoğunda. Bu sefer 3. kattaki insanlar o daireyi almak istemiyorlar. Biz dedik ki biz farklı olalım. 8 tane bloğumuz var ama 8'ine de asansör koyalım. 3 katlı. Akıllı ev sistemi koyduk. Yerden ısıtma koyduk. Çocuk oyun alanları, basketbol sahaları. Ve dedik ki bir şeyler eksik kaldı. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Konya'da ne yazık ki balkon kültürümüz biraz zayıf. Yani insanlar balkonlarında yaz aylarında çok vakit geçirmiyorlar. Aslında biz bahçeli evlerde otururken müstakil evlerde balkon kültürümüz vardı Konya'da, evet, ama artık bu yüksek katlı apartmanlar girince devreye, doğru, ondan koptuk. Evet. Dedik bir farkındalık yaratalım burada. İki tane bizim dairelerimizde iki tane bahçemiz var dairelerde. Biri yaz bahçesi, biri kış bahçesi. Sloganını da bu şekilde çıktık. Bahçenizi hangi kattan isterseniz diye. Yaz bahçemizde renderde gördüğünüz gibi birebir o şekilde teslim ediyoruz. Sünni çimini, bodur ağacını, kış bahçesinde yerden ısıtmasını, balkonlarımızda yine merkezi uydu sistemimizi, doğalgaz hattımızı çekiyoruz. Farklı bir proje imza atmak istedik. Çok güzel tepkiler aldık. Evet. Çok da bir daire sayımız kalmadı elimizde. Beklediğimizin çok çok üzerine gidiyor şu an. Yani resimlerde gördüğümüz o botanik birebir aynı yani olacak. Yani model kent inşaat olarak iç renderlarımız olsun, dış mimari projelerimiz olsun. En çok bizim dikkat ettiğimiz konulardan biri proje çalışmasındayken birebir uygulanabilirlik. Yapamayacağımız şeyi göstermiyoruz insanlara. Birebir teslim edeceğimiz şekilde gösteriyoruz. Bizim en büyük çalışmamız programın başında söylediğim gibi bu oluyor. Peki hani inşaat yaparken genel planlamayı nasıl oluşturuyorsunuz?
yani her projeye başlarken standart bir iş planı belirleyip bu şekilde mi devam ediyorsunuz? Çünkü Ar-Ge çalışması yapıyoruz dediniz mesela. Her proje için bu Ar-Ge çalışmaları yapılıyor mu? Her projemize girmeden önce biz bütün projelerimizi 3 aşamadan oluşturuyoruz. Birinci aşamamızı Ar-Ge çalışmamız alıyor. Bu dediğim gibi aylar sürebiliyor. Projelendirmek, projenin üzerinde defalarca tartışıyoruz. Demin Ahmet Bey'e sorduğunuz soru üzerine, yani orada göstermek yetmiyor. O malzemeyi bulabilir miyiz? Uygulanabilirliğimiz var mı? Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. İkinci aşamamızda inşaat yapımı. İnşaat yapımı sırasında ofiste oturduğumuz yerden inşaatlarımızı takip etmiyoruz. Yerinde inceliyorsunuz. Her gün sahadayız, çalışıyoruz. Kontrollerimiz bizzat bizler tarafından gerçekleştiriliyor. Sadece inşaatın görselini daire bittiğinde değil, kabası da bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü bizim mesleğimiz bu. Yalıtımına, deprem dayanıklılığına, birebir her şeyini kendimiz takip ediyoruz. Üçüncü aşamada reklam çalışması, daire satışımız ve teslimatımız var. Reklam çalışmasıyla alakalı model kent olarak her yıl bir reklam bütçemiz var. Bununla alakalı doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. Daire satışlarımıza memnunuz. Bugüne kadar bir beklemediğimiz bir şeyle karşılaşmadık. Teslimatlarımız bizim için çok çok önemli. Çünkü ne yazık ki birçok kişi şimdiye kadar mağdur olmuş bu konuda. Daire alan insanlar daha sonra daire içerisinde veya bina dışında veya site içerisinde meydana gelen sıkıntıların giderilmediğini dile getiriyorlar devamlı. Evet. Tam bu noktada sözünüzü bölüyorum. Hani inşaat sonrasında da neler yapılması gerekiyor ve tüketicinin de bu noktada neler var hakkı, nerelere değinebilir, mesela nereye kadar inşaat firmanın arkasında olması gerekir. Konusunu konuşacağız ama ondan önce bir kısa bir reklam arası vereceğiz. Akabinde tekrar yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, Zirve Programı'nın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Model Kent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bey'i ve iş mimar Ahmet Bey'i konuk ediyoruz. İlk bölümde de konuştuğumuz üzere genel çalışmaları değerlendirdik. Nasıl yapıyorlar, nasıl üretiyorlar, konut üretirken nelere dikkat ediyorlar. Bunları konuşuyorduk ki orada ben bir reklam arasına girdim Hamdi Bey. Şununla devam edecek olursak, konutu ürettikten sonra tamam bitiyor. Ama ondan sonra da bir süreç var. Tabii ki. Şimdi vatandaşın da beklentisi var inşaat yapan firmalardan. Ya aradığı zaman işte telefonunun bakılmasını istiyor. Ondan sonra bir küçük sıkıntı varsa onun giderilmesini istiyor. Evet. Kaldırım taşları çöktüyse işte o parke taşları çöktüyse onların onarılmasını istiyor. Evet. Bu süreç nasıl işlemeli? Siz burada nelere dikkat ediyorsunuz? Yani 10 yıl boyunca tabii ki inşaat firması bunu takip edemez. Evet. Müşterilerin beklentileri de o derece değildir. Evet. Ancak ne düzeyde siz bunlara cevap veriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim Sami Bey. Proje teslimatı çok önemlidir. Proje teslimatından bizim de müşterilerimize, insanlara elimizden geldiği hassasiyeti gösteriyoruz. Ama mutlaka sıfır konut aldığınızda, sıfır daire aldığınızda ufak tefek şeyler olabiliyor. Yani projede olabiliyor, sitede olabiliyor, dairede olabiliyor. Önemli olan burada firmanın öngörüsü. Yani bu tarz mağduriyetlere insanlar, çünkü evindeyken evin içerisinde hiç kimse bir problem olmasını istemez. Evet. Bu tür mağduriyetlere hızlı cevap vermek gerekiyor. Biz bunun arkasındayız. Yaptığımız bütün projelerin arkasındayız. 3 yıl önce teslim ettiğimiz projede daha geçen hafta
Örnek veriyorum, ahşap grubu kapı kolundaki bir problemden dolayı ekibimizi yönlendirdik, yaptırdık. Bunlar bizden bir şey kaybettirmiyor. Aksine kazandırıyor bize. Elimizden geldiğince karşılık vermeye çalışıyoruz. Biz teslim etmişiz, iskan ruhsatını almışız. Artık bizi ilgilendirmez cevabıyla karşılaşmıyor müşterilerimiz yüzünden. Karşılaşmaması da gerekiyor bütün firmalarla. Yani yapılan işin arkasında durulması gerekiyor. Biz bununla alakalı taşeronlarımla yaptığımız anlaşmada şu maddeleri çok önem veriyoruz. Bunlar nedir? Biz daireyi teslim ettikten sonra sıhhi tesisat olsun, ahşap grup olsun. En fazla sıkıntı da sıhhi tesisatı çıkar. Sert zemin olsun, parke taşları olsun. Bunlarla alakalı problemler çıkabiliyor. Biz de ekiplerimize yaptığımız taşeronluk sözleşmesine bazı maddeler ekliyoruz. Rutin kontrollerle müşterilerimizin, insanların kapıları çalınıp bir mağduriyetleri olup olmadıklarını sormalarını rica ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmıyorlar. Elimizden geldiğince insanlar karşılık vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu müşteri memnuniyeti size de artı değer olarak muhakkak dönüş yapıyor. Tabii ki. Müşteri memnun olduğu zaman işte kesinlikle. Bir sonraki projeden de alışveriş yapıyor. Bu değişmez bir gerçek. Kesin. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman. Peki şimdi biz hep inşaatçıları çıkarttığımız zaman, inşaat üreten müteahhitleri çıkarttığımız zaman şunu hep soruyoruz. İşte konut alırken normal bir memur örneği vereyim. Evet. İnşaat sektöründen anlamayan birisi ya da işte fayansı çok bilmez ya da bir çeşme tesisatı bilmez. Çünkü o işlerle iştigal etmedi. Memuriyeti var. Resmi dairesindeki işleriyle uğraşıyor. Evet. İnşaat işlerinden anlamaz. Çatıdaki yalıtımda ne kullandığınızı söyleseniz o bilmez. Şimdi burada vatandaş ev alırken neleri önemsemeli, nerelere temas ederse güzel bir seçim yapmış olur. Güzel bir soru sordunuz Sami Bey. Bununla alakalı inşaatta, inşaat sektöründe terim çok, teknik detay çok. Evet. Ondan dolayı tabii ki insanlar her şeyi bilmeyebilir. Ama en basitten bir örnek vereyim. Bir televizyon alacağımızda günlerce araştırıyoruz. Evet. Bütün özelliklerini araştırıyoruz, bakıyoruz. İnşaat alırken, konut alırken de biz bilinçli müşteri istiyoruz. Biz bilinçli müşteriyle karşılaştığımızda daha memnun oluyoruz. O zaman neden tercih edildiğimizi anlıyoruz. Çok zor şeyler değil bunlar. En azından konut alırken kendileri anlamıyorlarsa bile yanlarında bir bilirkişiyle gidebilirler. Ama bu her yıl artıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Evet. Nedir bu? Artık daire satışında kullandığımız parkenin markasına kadar. Tüketici bunları artık soruyor değil mi? Tabii ki. Evet. Biz bundan çok memnunuz. Kullandığımız parkenin markasına kadar, duvar kağıdına kadar, ses yalıtımına kadar, ısı yalıtımına kadar bunlarla karşılaşıyoruz. Evet. Bunlar da bizi memnun ediyor. Peki şimdi imar yönetmeliği ile alakalı değişmeler yapılıyor. İşte iyileştirmeler yapılıyor. Ya da güncellemeler devam ediyor. Siz imar yönetmeliği ile alakalı eski imar yönetmeliğinin değişmesi avantajlar getirdi mi? Nasıl düşünüyorsunuz? İmar yönetmeliği Türkiye genelinde bir problemdi bizim için. Herkes için böyleydi. Bununla alakalı 6.30'da 2017 tarihinde geçtiğimiz aylarda yönetmelik değişti. Daha öncesinde 5 tane imar yönetmeliği vardı. İsteyen müteahhit istediği yönetmekten yararlanabiliyordu. Bununla alakalı hem mimarların olsun, hem müteahhitlerin olsun, hem de müşterilerin, insanların olsun kafası karışıyordu. Şu anda Türkiye genelinde sadece bir tane imar yönetmeliği vardır. Şu anda en azından mimarlar olsun, müteahhitler olsun ne yapacağını biliyor. Neyin üzerine yoğunlaşacağını biliyor. Ama bakanlığın da bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bölgesel imar yönetmeliği geleceğini biliyoruz. Bununla alakalı çok bir detay paylaşmadılar. Ama kısa zaman içerisinde bölgesel imar yönetmeliği gelecek. Evet. Bu kentlerin dokusunu oluşturma açısından da oldukça önemli aslında bölgesel. Kesinlikle. Bu mimari yönetmeliğin değişmesi, şekillendirilmesi kentlerin dokusunu. Kentlerden daha ziyade Sami Bey, bölgesel dediğim Akdeniz tarafındaki konutlarda
balkondan daha ziyade artık tabi zemin alanı olarak kullanılıyor. Evet. Yani 50 metre, 60 metre balkon olabiliyor. İnsanlar orada yaşıyor. Karadeniz bölgesinde yine öyle. Ama İç Anadolu bölgesinde insanlar balkonların daha büyük olması değil, dairelerin daha büyük olmasını istiyorlar. O yüzden bakanlığın böyle bir çalışması var diye biliyoruz. Bölgesel yönetmelik gelecek yakın zamanda. Evet. Peki şimdi baktığımız zaman her yerde inşaat şantiyesi görüyoruz. İşte yeni çukurlar kazılıyor. Sürekli bir inşaat üretimi var. Evet. Fakat inşaat fazlalığı var mı? Bu noktada neler düşünüyorsunuz? Konut üretiliyor, satışlar da devam ediyor. Bu orantılar nasıl? Bununla alakalı çok kişiden soru alıyoruz. Evet. Türkiye'de veya Konya'da konut fazlalığı var mıdır? Evet. Soruyla çok karşılaşıyoruz. Aslında şöyle anlatayım ben size. Konya'nın son 14 yılındaki nüfus artışına baktığımızda her yıl %1 ile %1,5 arasında bir nüfus artışı oluyor. Bu da az bir sayıya tekabül etmiyor araştırdığımız verilere göre. 30 bin civarında birey demek. %1 ile %1,5. Çünkü 2 milyonu geçti Konya nüfus olarak. Konya'nın dışarıdan da göç aldığını gördüğümüzde aslında şu anda konut fazlalığı yok. Tapu kayıtlarına baktığımızda, tapu devirlerine baktığımızda da her yıl Konya'da 25 civarında konut satışı gerçekleşiyor. Bu 25 bin konut satışının 25 bini de sıfır daire değil, sıfır konut değil. Evet. 12 bin, 13 bin, 14 bini ikinci el konut devri oluyor, tapu değişikliği oluyor. Onunla alakalı ben katılmıyorum o görüşe. Şu anda Konya'da da olsun, Türkiye'de olsun ciddi nüfus artışı var. Göç de alıyor Konya'mız. Bununla alakalı konut artışı şu anda gerektiği gibi ilerliyor. Evet. Peki şimdi işin en aslında mutfak kısmı da arsa sahipleriyle işte görüşme olayları. Arsa sahipleri haliyle iyi bir konut istiyorlar. İyi bir müteahhite güvenip dairelerine vaktinde, zamanında oturmak istiyorlar. Ve değeri neyse onun karşılanmasını talep ediyorlar. Bu noktada da sözlerin yerine gelmesini istiyorlar. Arsa toplama olaylarında, arsa oranlarının belirlenmesi noktasında siz neler düşünüyorsunuz? Bunları nasıl planlıyorsunuz? Burada müteahhitlere düşen sorumluluklar neler? Veya arsa sahipleri çok mu beklenti içerisinde oluyorlar? Şimdi şöyle Sami Bey, bununla alakalı Konya'da birçok müteahhitti, birçok insan da arsa sahibi de mağdur olmuş bugüne kadar. Bununla alakalı biz Konya Arsa Merkezi olarak da ekibimiz var, profesyonel. Kurumsal ofisler olmasını istiyoruz Konya'da. Yani insanlar birçok maddi, birçok sözleşmenin içeriğini bilmiyorlar. Kat karşılığı özellikle sözleşme yaparken. Bununla alakalı çok teknik bilmesi gereken arsa sahiplerinin maddeler var. Bununla alakalı biz ciddi anlamda profesyonel bir kadromuz var. Hizmet veriyoruz. İki tarafında danışmanlığını yapıyoruz. Bununla ilgili size şöyle örnekler verebilirim. Vaktinde tek mirası arsasıymış. Arsasını kat karşılığı verip konut sahibi olmak istiyor vatandaş. Bununla alakalı müteahhitle yaptığı kat karşılığı sözleşmede müteahhite bir anda sözleşmeyi yapar yapmaz bütün tapu kaydını, müteahhit tarafından alınması gereken tapu kaydını tek seferde devrediyor. Devrettiğinde bu sefer süreç ilerlemediğinde yasal süreç çok uzuyor. İnsanlar bu konuda muzdarip, yorulmuş şekilde. Biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Tapu devrinin yapımcı müteahhit eğer kendine güveniyorsa ve yapmak istiyorsa gerçekten kısım kısım tapu devri almaktan çekinmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bunlarla alakalı şirket avukatlarımız var. Bunların hazırlamış olduğu kat karşılığı sözleşmeler var. İnsanları bilinçlendiriyoruz, danışmanlıklarını yapıyoruz. Evet, peki hani konut tamam alındı, ondan sonraki sözleşme olaylarını siz nasıl planlıyorsunuz? Neler olması gerekir bu noktada? Eksikleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi herkes sözleşme yapıyor. Ama. Evet, konut satıldı, sözleşmeler yapılıyor. Bu sözleşmeler nasıl olmalı, nasıl bir dizayn edilmeli? Müşteriler burada nelere dikkat etmeli? İşte bununla alakalı biraz evvel konuştuğumuz konuya geliyoruz. Karşımızdaki müşterinin bilinçli olması gerekiyor. Yani maket üzerinden
Satışlar biz de gerçekleştiriyoruz, biz de yapıyoruz. Ama insanlara maket üzerine satış yapıp 6 ayda teslim edeceğiz deyip 2 yıl bekletmenin hiçbir anlamı yok. Bu konuda ne yazık ki insanlar mağdur oluyor. Bu konularda dikkatli olmaları gerekiyor. Programın başında Ahmet Bey'e sorduğunuz üzere ne yazık ki resimlerle, renderlerle, kataloglarla evet. insanlarımız kandırılıyor. Çok güzel projeler gösteriyorlar. Ama emin olun birçoğu internetten alınmış resim bunların. Aynen öyle. Evet. Çalışma yok ortada. Yani biz mimarlarımızla çalışırken o görüntüyü nasıl uygulayabileceğimizi defalarca soruyoruz. Örneklerini istiyoruz. Değer çalışması yapıyoruz. Bunu yapmıyorlar. Bunlarla alakalı insanları ne yazık ki kandırıyorlar. Evet. Peki Ahmet Bey'e dönecek olursam şimdi iş mimariyle ortada evet. konuşurken şimdi iç mimari bir projeye ne kadar değer katar? Yani iç mimari olmadan da bir inşaat yapılabilir. Ki birçok evet. projede yapılıyor. Tabii ki. Sizin gibi herkes özen göstermiyor. Kısmi bazı firmalar var. Onlar gerçekten sizin gibi özen gösteriyorlar ve iş mimarla işin olması gereken bu. Yapıyor. Olması evet, gereken. Olması gereken bu aslında. Aynen. Ama şimdi iç mimari dediğimiz kısım bir projeye ne kadar değer katar? Ne kadar bir projeyi güzelleştirir, yaşanılabilir kılar? Yani şuradan başlayayım ilk önce söze. Sonuçta madem hani müteahhit üzerinden evet. devam ediyoruz, aynı şekilde müteahhit üzerinden konuşmaya devam edeyim. Sonuçta belli bir para harcanacak. Evet. Yani müteahhit gidip en iyi seramiği de alsa, yani bu kişisel olarak gidip en güzel seramiği beğenebilir. Daha sonra gidip en güzel parkeyi beğenebilir. En güzel duvar kağıdını beğenebilir. Ama bunları bir araya getirdiğinde bambaşka görsel elde eder. Evet. Yani bu şu demek değildir. Hani ben en pahalı ürünü kullanıp yani benim projem harika oldu. Bu demek değil ki. Kesinlikle. İç mimarlık. Evet. Yani olabildiğince uygun şekilde, ekonomik bir şekilde görsel anlamda, estetik anlamda en maksimum verimi alabilmektir. Evet. Yani bizim projelere kattığımız değer elbette buradan ölçülebiliyor. Şu an bu yani, binada da gördüğümüz gibi. Yani biz burada yakinen müşahede ettik bunu. Şimdi Hamdi şey Bey'le hani ilk bizim tanıştığımızda bu konuya değindik. Yani sonuçta bana söylediği şuydu. Ben gidip en pahalı ürünü alabilirim ya da görsel olarak gözüme en güzel geleni alabilirim. Ama bunları bir araya getirdiğimde benden daha farklı bir şey sunmalısın ki hani biz birlikte yol alalım, devam edelim. Baktığımız zaman da fiyat anlamında hem ekonomik anlamda hem de görsel anlamda en üst düzey verimliliği elde edebilmemiz için de bir proje hazırladık birkaç defa. Beğendi, hoşuna da gitti. Güzel de tepkiler aldık yaptığımız projelerden. Eyvallah. Yani şunu söylemek istiyorum kısaca. En pahalı ürün en güzel ürün değildir. Kesinlikle. Yani bunları bir araya getirebilmesi onu çok böyle üst düzey bir proje anlamına gelmez. Yani evet. olabildiğince görsel anlamda doneleri bir araya getirince güzel bir harmoni elde edebilmesi. Evet. Biz aynı zamanda sanatta da iştikal edince şimdi hani bizde de usul öyledir. Şimdi boyalar vardır doğru. Ama o boyaları o ahenkle kağıda dökmektir evet, mesele. Kullanılacağı değil mi? Evet. İş mimari dediğimiz zaman ben biraz da bunu anladım. O boyaları sanata dönüştürmek. Yani her kesinlikle. Kovada boyalar vardır ama işte onları birleştirip o sanata dönüştürme olayı herhalde iş mimari olur. Çünkü güzel sanatlardan mezun olmamızın asıl amacı da zaten bu. Yani düşünün güzel sanatlarda resim bölümü var. Heykel bölümü var, seramik bölümü var. Aynı zamanda iç mimarlık bölümü, endüstriyel tasarım. Bizler çoğu mesela seramikçi arkadaşımızla oturup tasarım namına sohbet edebiliyoruz. Ressam arkadaşlarımızla aynı şekilde sohbet edebiliyoruz. Bunlar bizi, yani mimar arkadaşlarımız yanlış anlamasın kesinlikle. Biraz daha onlardan ayıran etken oluyor. Farkındalığı oradan oluşturuyorsunuz. Yani, bir bakıma demeyeyim yani sanatçı pozisyonunda oluyoruz.
Yani iç mimarlık deyince sanatçı pozisyonunda oluyoruz. Evet. Bizde genelde şöyledir. İç mimar gelir doğru görüşür ama o bina sahibi gene bildiklerini söyler. İç mimar sadece onu uygular. Evet. Siz fakat tamamen iç mimariye önem veriyorsunuz. Aslında ve iç bir bakıma yine o şekilde oluyor Sami Bey. Şöyle anlatayım. Biz demek istediğim program başında üç kısımdan oluşuyor inşaat sürecimiz. O birinci kısım Ar-Ge çalışmamızda Ahmet Bey olsun, diğer mimar arkadaşım olsun, diğer ekiplerim olsun, aylarca tartışıyoruz projenin üzerinde. Nasıl bir şey yapmalıyız? Nasıl gerçekleştirmeliyiz? Herkes istediğini dile getirdikten sonra daha sonra Ahmet Bey çalışmaya başlıyor. Ve Ahmet Bey'in çalışması da bizim için yeterli değil. Mimari projemiz farklı olup, yani dışarıda modern mimari kullanıp içeride avantgard kullanmanın bir anlamı yok. Evet. Yani iç mimarla mimarın da birlikte çalışması gerekiyor. İkisinin entegre bir şekilde devam etmesi tabii gerekiyor ki ortaya güzel bir proje çıksın. Yani yaşanılabilir bir alan öyle, çıksın. Öyle evet. Gerçekten. Hani biz Hamdi Bey'in özellikle hani çalışmalarında, projelerinde diyeyim, mimar arkadaşımız var. Onunla birlikte projeye başlamadan önce birlikte hareket ediyoruz. Yani çoğu şeyi ölçülendirmesini. Daha sonradan tasarım anlamında da hani farklı kavramlarda değil de tek bir kavramda yani atıyorum modern yapacaksak eğer tamamen içiyle dışıyla entegreli bir şekilde devam ediyor. Evet. Peki şimdi programın biraz önceki kısmında da konuştuk. Tam da üstüne değinmedik. Aslında inşaatçılarla hep konuştuğumuz zaman şu noktada hep bu noktaya geliyoruz. Şimdi inşaat yapan arkadaşlarımıza baktığımız zaman, inşaatçılara baktığımız zaman ben çevrede öyle o kadar çok inşaatçıya rastlıyorum ki üniversitede eğitim görevlisi ama inşaat yapıyor. Öğretmen inşaat yapıyor. Evet. Mobilyacı inşaat sektörüne girmiş. Evet. Gayet doğal mobilyacının tabii inşaat sektörüne girmesi. Herkes yapabilir. Velhasıl kelam birçok sektörden şu an inşaat sektörüne bir akım var. Evet. Bu noktada kriter olmalı mı? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizin hani inşaat mühendisliği olmasından dolayı, mezuniyetinizin oradan olmasından dolayı işlerinizde de yaptığınız farkındalıklar ortaya çıkıyor. Evet. Ama herkes inşaat mühendisi olup da mı müteahhit olması gerekir illa kaliteli proje ortaya çıkması için? Evet. Yoksa neler olmalıdır? Aslında inşaat mühendisi olmak da bir şey ifade etmiyor. Evet. Burada. Yani bakın ben inşaat mühendisiyim. Yurt dışında projelerde bulundum. Gerçekleştirdim. Yanımda iki tane mimar arkadaşım çalışıyor. Aynı ofisteyiz. Ona rağmen iş mimarla çalışıyorum. Evet. Demek istediğim herkes yapabilir bunu. Herkes müteahhitlik yapabilir. Hangi sektörden geldi, nereden geldi bizim için önemli değil. Bizim demek istediğimiz şu. İnşaatta harcanan paralar ufak paralar değil. Harcanan emekler ufak emekler. Sonuçta bir sanat icra ediyoruz. Bununla alakalı bilinmeyebilir ama teknik arkadaşlardan, mühendislerden, mimarlardan yardım alınması gerekiyor. Onlarla birlikte çalışılması gerekiyor. Ahmet Bey sadece bizim proje tarafımızda değil, örnek veriyorum. Evet. Yani ben her gün şantiye şefimle birlikte her gün sabah biz sahadayız, çalışıyoruz. Ama ona rağmen mimarların da sahada görebilirsiniz ama iç mimarları görmek pek mümkün değildir. Evet. Biz arkadaşımızdan o konuda da destek alıyoruz. Bunun nedeni de tamam bize projeyi çizmiş ama biz uygularken farklı bir yanlış anlaşılmadan dolayı bambaşka bir şey çıkabiliyor ortaya. Bununla alakalı da yani bir ekip çalışması bu. İşte inşaatla alakalı öyle söyleyebilirim. Evet. Eğer güzel şeylerin ortaya çıkmasını isteniyorsa o ekip tamamlanması gerekiyor. Tartışılması gerekiyor. Peki bu noktada siz üniversiteden destek alıyor musunuz veya üniversiteler ne kadar müdahil oluyor? Öğrencilerin pratikte mesela bir inşaat mühendisi, 3. sınıf öğrencisi projelere müdahil oluyor mu? Bu konuda neler? Bununla alakalı evet üniversite her öğrencinin yasal olarak tamam staj dönemi vardır. Ama tabii biraz da öğrenciye düşüyor bu göre. Ne kadar yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? Gerçekten istiyor musun? Biz Allah'a şükür öğrenciyken de çalıştık. Kum da çektik. Evet. İnşaatta da çalıştık. Sabahlar erken de kalktık.
Bununla alakalı öğrencinin kendini yetiştirmesi gerekiyor. Tabii ki üniversitede çok değerli hocalarımız var. Evet. Çok değerli insanlar var. Onlarla istişare ediyoruz. Her zaman bize destek veriyorlar sağ olsunlar. Sizin üniversiteyle de irtibatınız devam ettiği için soruyorum. Yani evet. Görüşüyorsunuz, evet, hocalarla istişare ediyorsunuz. Çalışıyoruz beraber. Evet. Sağ olsunlar, onlar da desteklerini eksik etmiyorlar bize. Eyvallah. Peki şimdi sizin firmanızı konuştuk, mimari konulardaki detayları konuştuk, iş mimardaki olayları konuştuk. Fakat inşaat sektörüne baktığımız zaman siz eksikleri, açıkları neler görüyorsunuz? İnşaat sektörünün nerelerinde açıklar görüyorsunuz, nerelerinde eksikler görüyorsunuz? Nasıl bir yöntem izlenmeli ki sektör daha sağlıklı hale gelsin? Biz Konya'da, Türkiye'de aynı projeleri görmek istemiyoruz. Evet. Bir bölgede projeye başlanacaksa, bunun adet hiç önemli değil. 3 daire de olabilir, 300 daire de olabilir. O bölgeye değer katması gerekiyor projenin. Bununla alakalı insanlara kolay yaşam alanları kurmak gerekiyor. Bunlarla alakalı ne yazık ki çok doğru projeler gerçekleştirilmiyor. Evet. Peki siz belediye başkanı olsanız bu planlamaları nasıl yaparsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok kısa tabii ki. Ne yazık ki bizim ülkemizde belediye başkanları herkes olabiliyor. Demin evet. dediniz ya. Evet, müteahhit herkes olabilir ama bence belediye başkanı herkes olmaması gerekiyor. Avrupa'da birçok ülkede bunlarla alakalı kriterler var. Evet. Ya inşaat mühendisi olmanız gerekiyor, ya harita mühendisi olmanız gerekiyor, ya jeoloji mühendisi olmanız gerekiyor, ya mimar olmanız gerekiyor. Evet. Bence bizim ülkemizde bu bir eksikliktir. Evet. Teşekkür ederiz. Önemli bir noktaya değindiniz. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güzel bir mekanda bizi konuk ettiniz. Son olarak şimdi Konya özelinde, Türkiye genelinde de inşaat sektörü yoğun bir şekilde ekonomiyi de ayakta tutuyor diyebiliriz. Çünkü birçok sektöre destek veriyor. Yaklaşık 130 kaleme inşaat sektörü destek oluyor. Nasıl görüyorsunuz? Bir 10 yıl sonra inşaat sektörünü siz nasıl görüyorsunuz? Bu ilerleyişle devam eder mi inşaat sektörü? Ve konut fiyatları noktasında şimdi izleyicilerimiz de soruyor. Ya konut alacağız ama fiyatlar noktasına geliyoruz. Bu fiyatlar düşer mi? Siz ne öngörüyorsunuz bir inşaatçı olarak? Bu her zaman konuşulan bir gündem. Konut fiyatları hiçbir zaman düşmeyecek bu ülkede. Nedeni de şudur, arsa oranları, inşaat maliyetleri yerinde durmuyor. Yani arsa oranı %33 ile %35 ile bitirdiğimiz kat karşılığı yerler bir yıl sonra baktığımızda %45, %50'ler istenilebiliyor. Onun dışında şu anda benim şahsi görüşüm, şu anda Konya'da ve Türkiye'de inşaat fiyatları yerinde bir yıldır, iki yıldır sayıyor. Ama maliyetlerimiz yerinde durmuyor tabii. Evet, maliyetler artıyor tabii. Maliyetler tabii ki. Geçen sene bu zamanlarda 1500 liraya aldığımız demiri şu anda 2600 liraya alıyoruz. Biz bu maliyetleri tamamını yansıtamayız. Evet. Daire satamayız, konut satamayız. İnsanlar daire alamaz. O yüzden fiyatlar düşmeyecek. İnşallah piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Ben yurt dışında da çalıştım daha önce. Program başında söylediğim gibi. Türk firmaları dünyada birçok ülkede çalışıyor. Evet. Yani Türk müteahhitleri çok güzel projelere imza atıyor. İyi yerlere gelecektir bizim ülkemizin inşaat sektörü. Bununla alakalı umutluyuz. Eyvallah. Şimdi geçen biz de bir yurt dışı ziyaretimizde gördük. Gerçekten hani Türk firmalarının oradaki yapmış olduğu projeleri inceledik. Bir hastane projesi örneğin işte 500 yataklı hastane projesi ya da bir havaalanı inşaatının projelerini Türkiye'mizden yapan firmalar var. Evet. Bunlar da gerçekten gittiğimiz zaman, oralarda gördüğümüz zaman gurur veriyor. Aynen. Umarız sizin firmanızı da yurt dışında görürüz bir projede. İnşallah, Allah nasip ederse. Çünkü bu tecrübeniz var. Allah ve o enerji de var. Genç dinamikte bir kadro var. Çok sağ olun. Olmaması için hiçbir sebep yok. İnşallah. Biz projelerinizi yerinizde de görmüş olmaktan dolayı, burada da incelemiş olmamızdan dolayı titiz bir çalışma içerisindesiniz ekibinizle. Teşekkür ediyoruz. Müşterinize değer veriyorsunuz. Ve hep bir kalitesini daha nasıl üretebiliriz? Bunun derdindesiniz.
ve geri dönüşleri de muhakkak olumlu alıyorsunuzdur. Bu noktada. Sizler Ahmet Bey, son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? İş mimariyle alakalı tavsiye noktasında da neler söylersiniz? Örneğin ben mesela evimde oturuyorum. İş mimariyle alakalı orayı nasıl yaşanılır kılabilirim çok küçük dokunuşlarla? Yani bunun için şöyle söyleyeyim. Yani sizin zevkinize kalmış bazı şeyler. Yani küçük dokunuşlar derken yani renginden vesaireden mi bahsediyorsunuz? Evet, ben onu kastettim açıkçası. Yani evet. Ne olabilir? Yani bu çok ucu açık bir soru sordunuz aslında. Evet. Yani şimdi hani insanlar mutfak rengini şu renkte yapmalı ki orada işte mutfağın rengi şu olur. Yani genelde bizim yaptığımız şeyler biraz daha açık tonlarda. Evet. Yani mutfak, salon, oturma odası. Yani genelde hani açık tonlar kullanıp duvar yüzeylerinde koltuk renklerini biraz daha hareketlendirip mekanı daha canlı hale getirmek. Yani evet. Bizim yaptığımız tasarımlarda ilk belirlediğimiz olay budur. Evet. Yani mutfaklarda mesela koyu renk edilmiyor. Tercih etmiyorum daha doğrusu kişisel olarak. Yani biraz daha açık renkler. Yüzeylerde genelde mesela akrilik yüzeyler kullanıyoruz. Temizliği biraz daha kolay. Çizim noktasında çizilmeye daha dayanıklı. Evet. Tezgah yüzeylerinde mesela çimston kullanıyoruz aynı şekilde. Onun dışında yani çok ucu açık bir soru sordunuz. Evet. Kısaca ben kısmen yani kısaca tavsiye anladım. Dediğim Evet. gibi verebilirim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Açık renkler daha olumlu olur diyorsunuz. Yani. Evet. Teşekkür ederiz. Hamdi Bey, siz son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi bugün konuk ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Son bitiş cümlelerinizi alarak yayını da noktalandırmış olalım inşallah. Kanal 42 ailesine teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz böyle teşekkür bir program düzenledikleri için. Bu tür programların memleketimize, Konya'mızın ihtiyacı var. Çünkü insanlarımız daha bilinçlenmesi gerekiyor. Bazı şeyleri daha iyi anlamaları gerekiyor. Bir kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, Model Kent İnşaat'a konuk olduk. Projeleri hakkında konuştuk. Sektörü değerlendirdik. İç mimariyle alakalı sormak istediklerimizi sorduk. Misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Kanal 42 olarak bugün canlı yayımızı buradan gerçekleştirdik. Zirve programından, örnek dairelerinden gerçekleştirdik. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla görüşmek üzere diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.